değerli basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Erdoğan dün yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz'deki kargaşa ile ilgili bir tabir kullandı. Dedi ki kimin eli kimin cebinde belli değil dedi. Doğu Akdeniz'de kimin eli kimin cebindedir bilmiyorum ama Türkiye'de kimin eli kimin cebinde biliyorum. Erdoğan'ın eli milletin cebindedir. Sarayın eli milletin cebindedir. Türkiye bir yanda yoksullukla uğraşırken, öbür yanda çaresizce intihar eden insanların haberleri çalkalanırken, son bir yıl içerisinde yüz binlerce insan işsiz kalıp işsizlik sayısı 11 milyonu aşmışken, vatandaşın borcu 244 milyar, esnafın borcu 233 milyar, çiftçinin borcu 21 milyarı aşmış bir durumdayken, borcu borçla kapatılan bir hale düşmüş Türkiye, ülkenin öbür yanında da bir avuç insan, servetine servet katmaya devam ediyor. Yazlık saray inşaatları, kışlık saray inşaatları, beşli çeteye teminatlar, ihalelerin dolarla verilmesine devam edilmesi, bir yıl içinde milyonerlerin sayısı tam 82.837 kişi artmış Türkiye'de. İnsanlar hani kuru ekmek buluyorlar yeter diye diyor ya AKP milletvekilleri. Onlar kuru ekmeğe muhtaçken maalesef Türkiye'de belli bir azınlık, iktidarın yandaşı olan belli bir azınlık milyoner olmaya, milyarder olmaya devam ediyor. Bir yanda borç sıralamasında yoksulluktan, çaresizlikten artan intiharlarla karşı karşıyayken öbür yanda da yükselen milyonerler sayısı vicdanları sızlatmaktadır. Saray iktidarı tam da işte budur. Halkı borç içerisine gömerken pandemi sürecinde Türkiye'de dünyada halkın en az doğrudan destek verdiği ülke ise Türkiye'dir. Milli gelirin yüzde 1.1'i kadar halkına doğrudan destek yapan sadece yüzde bir nokta yetinen gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelerin geri kalmış ülkelerin de gerisinde kalan ülke maalesef Türkiye'dir. AK Parti iktidarı pandemide acaba ne yaptı gerçekten? Halkın borcunu erteledi mi? Borç katlandı. Borcu ertelersen bunun halka bir faydası yok. Bankalardan kredi kanallarını açtı. Ne oldu? Borç katlandı. Artık Türkiye'de vadesi gelen borç can alıyor. İntiharlara neden oluyor. İşte karşılıksız çekle ilgili yapı yapılan tartışmalar da tam da bu noktada. İş yapamayan insanlar borçlarını ödeyemeyince iki yol geliyor, kalıyor. Ya hapse girecekler ya intihar edecekler. Çare diye önümüzde yeni bir ekonomik reform paketi konuldu. Artık insanlar bu reform paketlerine hiç inanmıyorlar. Kaçıncı reform paketi? Bu reform paketleri gerçekten esnafa, işçiye, iş insanına, Türkiye'ye çare oluyor mu? Kesinlikle çare olmuyor. Fabrikalar, tersaneler, kamu arazileri Türkiye'de tek tek satıldı. Türkiye'nin ne zenginliği varsa elden çıkartıldı. 18 yılda elde ne var ne yok çıkartıldı ve yedek akçeye kadar Türkiye'nin birikimleri katledildi. Yok etildi. Merkez Bankası'nın döviz rezervi ortada yok. Biz 128 milyar doları sorduk. İlk önce inkar ettiler. Sonra sıkıştılar. Dövizlerin eridiğini sattıklarını ifade ettiler. Biz de tam bu noktada milletimize soruyoruz. Merkez Bankası gibi Türkiye'nin ekonomiden ilgili can damarı olan Merkez Bankası 128 milyar doların büyük bir kısmını eğer döviz olarak satışa çıkarttıysa bunu önceden bildirdi mi kamuoyuna? Ve ihale yaptı mı? soruyoruz, cevap alamıyoruz. Kılıçdaroğlu soruyor, cevap alamıyor. Tam 128 milyar dolar halkın parası yandaşların faiz lobilerinin cebine gitti. Bu para bizim milli gelirimizin yüzde bu para beşte biri demektir. Ondan fazla Türk Telekom demektir. 16 Tüpraş demektir. 32 Petkim, 21 demir demektir. Yüz binlerce insanımıza iş demektir, aç demektir, ekmek demektir. 83 milyonun bu para en basit hesapla Türkiye'deki büyük küçük her bir vatandaşa 11.500 lira yardım demektir. İşte tam da söylediğimiz bu. Para yok diyorlar ya. Para var. Kimin için var? Yandaşlar için var faiz lobileri için var. O yüzden tekrar soruyoruz. Millete vermediğiniz 128 milyar doları halkın cebinden çaldığınız, kasasından çaldığınız 128 milyar doların hesabını verecek misiniz, vermeyecek misiniz? Bugün vermezseniz er geç vereceksiniz. Üstelik de bir kişinin iki dudağı arasındaki yargıya değil Türkiye Cumhuriyeti'nin güvencesi altında olan özgür yargıya bunun hesabını vereceksiniz. Artık bir zamanlar Recep Tayyip Erdoğan şöyle sesleniyordu. Yastığın altındaki altınları çıkartın e, diyordu. Yastığın altındaki altınları çıkarttılar. Onlar bitti. İnsanlar yastıklarını da satmaya başladılar. O da bitince intiharlar başladı. Şimdi de diyorlar ki hiç utanmadan dünyada skandal olabilecek bir şeyin altına imza atıyorlar. Diyorlar ki kuyumculardan 500 gram altın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na yatırılacaktır. Ne için? Ne için? Çünkü siz Merkez Bankası rezervlerini bitirdiğiniz için. 128 milyar doları yandaşlara ve faiz lobilerine sattığınız için yedek akçeyi tükettiğiniz için, işirlik fonundaki parayı kullandığınız için. Şimdi ne oldu? Şimdi insanların helal kazançla elde ettikleri paralara göz koydunuz. Bugün bunu yapan yarın bankadaki mevduatlara da göz koyar. Devlet bu noktaya gelmiştir. O yüzden onlara onlara Türkiye'nin bırakın iş insanlarını dünyadan hiçbir iş insanı gelip de Türkiye'de yatırım yapmaz. Onlar ne kopartırsak kardır zihniyetiyle hareket ediyorlar ama milletin artık kopartacağınız parası kalmadı. Canından bir parça kopartıyorsunuz. Haberiniz olsun. Her sektör zor durumda. Biz bütün arkadaşlarımızla Şırnak'ta, Hakkari'de, Mardin'de, Urfa'da dolaşıyoruz. Şu anda milletvekillerimiz orada. Genel başkanımız eğer başka bir ildeyse milletvekillerimiz Türkiye'nin öbür ucundalar. Arkadaşlarımız orada feryat içinde olan insanların sesini Türkiye'ye duyurmaya çalışıyorlar. Ben de sokaklardayım. Sakarya'dayım. Milletvekili olduğum tam da kendi kentindeyim. Kendi bölgemde yaptığımız çalışmalarda yük taşımacılığı yapan yani tır şoförlüğü yapan, kamyonculukla uğraşan insanların da artık feryat seslerini işittim. Onlar diyorlar ki Avrupa uyum yasaları konusunda alınan kararlara saygı duyuyoruz. Evet 9 saat çalışalım, çift şoför kullanalım. Peki nasıl para kazanacağız diyorlar? Nasıl para kazanacağız? Biz de bu sadece sorunu konuşmakla kalmayıp Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bize emriyle tonaj artı tonaj artı kilometre hesabıyla bir taban fiyat uygulanıp artık kar üstüne konup taşımacılık sektöründe olan bütün kardeşlerimizin derdine derman olacak ve yeri geldiğinde geçişlerle köprüden geçişlerle insanlarımızın orada rahatça geçebilmeleri ve indirimli geçebilmeleri için mazotla ilgili, ÖTV ile ilgili diğer tedbirleri de içeren bir kanun teklifini yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine taşıyacağız. İşçimizi unutmuyoruz. Çiftçimizi, öğretmenimizi, öğrencimizi, gençlerimizi unutmuyoruz. Apartman görevlilerini unutmuyoruz. Evde çalışan kadınlarımızı unutmuyoruz. Yük taşıyan insanlarımızı unutmuyoruz. Turizmcilerimizi de unutmuyoruz. Onlar da aslında çok büyük sıkıntı içerisinde. Sadece deniz turizminde uğraşan insanlarımız değil. Aynı zamanda kongre turizmini de gerçekleştiren insanlarımızın şu anda çok sıkıntı içinde oldukları kesin. O yüzden Onlara nefes alacak tedbirleri kesinlikle yerine getirmemiz gerekiyor. Onların derdine çare olmamız gerekiyor. İlgili makamlarla konuştuk. İnşallah onların nefes almalarını sağlayacağız. Erdoğan dünkü açıklamalarıyla uluslararası lider araştırmacılar programı ile tersine beyin göçünü destekliyoruz dedi. Dünyada bu kadar diktatör olup da bu kadar komik olan bir başka insan bulamazsınız. Buradan bir kez daha yerli ve yabancı bilim insanlarına sesleniyorum dedi. Araştırmalarını Türkiye'de devam etmeye açtığımız çağrılara başvurmaya, ülkemizin sunduğu fırsatlardan istifade etmeye davet ediyoruz dedi. Allah aşkına soruyorum ya. Türkiye Cumhuriyeti'nde saray iktidarı Bilim insanlarına ne fırsat sundu? Üniversitelerden bahsedelim mi arkadaşlar? Her üniversitenin rektörlüğüne AKP eski milletvekilleri atanmadı mı? Öğrencilerin başını emge, eğmeye çalışan, damgalama damgalamaya çalışan bu iktidar değil mi? Ne akademiye ne ülkeye özgürlük getirmeyen bu iktidar değil mi? Türkiye iyi eğitim görmüş Yüz kişiden 59'u bugün kaçmaya çalışıyor. Üniversite öğrencilerinin yüzde sekseni yurt dışına gitmeye çalışıyor. Abdülkadir Selvi'nin konsensus anketinde yazdı bugün. Halkın yüzde 65.1'i ifade özgürlüğü olmadığını söylüyor. Böyle bir Türkiye'de bilim insanlarına bir fırsat var diye çağırıyorsunuz. Hiç mi yüzünüz kızarmıyor? Bilim insanlarını Türkiye'den kaçıran Almanya'da aşıyı bulan insanlarımızı Nobel ödülü alan insanlarımızı Türkiye'deki varlıklarını yok eden bu iktidar mı onlara böyle sesleniyor? Biz bunun bir komediden öte olmadığını düşünüyoruz. Bu aslında tam da gerçek bir beka sorunudur. Neden? Eğer Türkiye bilim insanlarını kaybediyor. Gençlerini kaybediyorsa işte Türkiye gerçekten özünü kaybediyor demektir. Asıl savunma gücünü kaybediyor demektir. Savunma silahla olmaz arkadaşlar. Savunma bilimle olur. Üniversitelerle olur. Üreterek olur. Güçlenerek olur. Ama bu iktidar bunu yok etmiştir. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki çocuklarımıza kampanya yaptı. Artık ülkemizde dinlenemediğimi ve istenmediğimi hissediyorum. Ülkem adına çok üzgünüm dediler. Bugünse duruşmaları var. Arkadaşlarımız, il başkanlarımız, milletvekillerimiz, grup başkan vekilimiz Özgür Özel orada. Haksız uygulamalar karşısında açılan bütün mahkemelerde patlamalarla insanlarımızın yok edildiği süren davalarda tren kazalarında mağdur edilen insanlarımızın her davasında Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri var. Onlar halkımızın sesi olmaya devam ediyorlar. Milyonlarca insanın oyunu almış, AKP'lik adaylara fark atarak seçimi kazanmış belediye başkanlarımızın elinin kolunun bağlanmasına devam ediyorlar. Önce belediyelere yapılan yardımlara el koydular. Sonra vatandaşa yapılan yardımları engellemeye çalıştılar. Daha sonra da belediye meclislerine takoz koydular. Erdoğan belediye meclislerindeki çoğunluk bizde. Hadi bakalım bütçe yapsınlar. Hadi bakalım çalışsınlar diye tehdit etmişti. Yani Erdoğan diyor ki belediyeler AKP'li olmazsa ben millete hizmet verdirmem diyor. Tehdit ettiği Türkiye insanı. Tehdit ettiği bizim insanlarımız ve Türkiye'nin geleceğidir. Bugün de Ordu'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun uydurma gerekçelerle bir ceza verdiler. Bu hukuksuz cezayı millet iradesine saldırı olarak nitelendiriyoruz. Yol geçen yerine dönen VIP kapısında herkes gelip geçiyor. Ama söz konusu olan İstanbul büyük şehre aday olan belediye başkanımız olunca kıyametler kopuyor. Devletin ve milletin valiliğinden vazgeçenler, iktidarın ve sarayın valisi olarak jandarmalık yapıyorlar ve orada Be hayır sen bu kapıdan geçemezsin diye ona engel oluyorlar. Sonra da ceza veriyorlar. Ceza verdiğiniz kişi bir kere seçimi kazanıp o seçimden sonra bu seçim kazanılmış bir seçim değildir diyerek oy fazlasına rağmen ikinci bir seçime gittiğiniz bu seferde 16 milyon oyun çok daha fazlasında o oyların içerisindeki en fazla oyu alarak tekrar büyükşehir belediyesine başkan olan Ekrem İmamoğludur. Siz onları engellemeye devam edin. Onlar milletimiz için, insanlarımız için hizmet etmeye devam edecekler. Bir diğer konuda andımız. Değerli arkadaşlar, siyasetçiler iki yüzlü olmaması gerekir. Siyasetçiler kesinlikle verdikleri sözlerin arkasında durması gerekir. Ama maalesef iktidar ve iktidarın ortağı Cumhur Mafya İttifakı verdiği sözlerin arkasında değil ama yüzleri de kızarmıyor. Neden mi? Söyleyeyim. Andımızı kaldıran saray iktidarıdır. Şimdi mahkemelerin kendi yönettikleri mahkemelerin ardına sığınarak hayır biz yapmadık. Mahkemeler böyle karar alıyor deyip de kendilerini sıyırmaya çalışan da saray iktidarı ve onların destekçisi MHP ve mafyadır. Şimdi ben buradan soruyorum milletimizin gözünün içine baka baka. Gerçekten inanıyor musunuz? Bir barış süreci komedisi esnasında PKK terör örgütüyle yani Abdullah Öcalan'la masaya oturmuş. Yani Kandil'de kara yılanla masaya oturmuş. Devletin görevlilerini buraya göndererek Öcalan'dan ve kara yılandan talimat alan bu iktidar kendileri antlarımızı, andımızı kaldırarak Türkiye'de bir ilke imza atan bu iktidar bunun sorumlusu biz değil istemeye çalışıyor. Siz sadece bunu yapmadınız. Siz tabelalardan TC'yi de kaldırmaya çalıştınız. Siz madalyalardan Atatürk Atatürk resmini de kaldırıyorsunuz. Aslında siz içinizden gelen şey belli. Cumhuriyeti yok etmeye çalışıyorsunuz. Biz buna asla izin vermeyeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve silah arkadaşlarının canı ve kanı pahasına kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin Çanakkale Savaşı'nda Türkiye'de destan yazan insanlarımızın kanıyla sulanmış bu topraklarda cumhuriyeti, özgürlüğü, demokrasiyi layık parlamenter sistemi sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ederim. Sorusu olan var mı? Önce açıkça şunu ifade edelim. Hangi siyasi partiye mensup olursa olsun hiçbir milletvekili milletvekilliği süresi bitmedikten sonra Milletvekilliğinin düşürülmesi doğru değildir. Bunun örneğini Enis Berberoğlu'nda gördük. Enis Berberoğlu'yla hukuk dışı bir yol izlenerek meclis başkanının da alet olduğu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliğinin düşürülmesi için alınan karar okutularak milletvekilliği düşürüldü. Şimdi Enis Berberoğlu nerede? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde insanları mahkemeler kurarak FETÖ terör örgütünün yollarını ve yöntemlerini deneyen, FETÖ terör örgütüyle kol kola girip de haber alları, Tuncay Özkanları, soysalları, daha subaylarımızı, genelkurmay başkanımızı, akademisyenleri, yazar çizerlerimizi cezaevlerinde tutanlar yaptıklarından vazgeçmiyorlar. Onlar genel kurmay başkanımızın yerine Fethullahçı terör örgütüne mensup subay ve generalleri getirerek bir darbeye neden oldular. Şimdi de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda milletvekillerine topa gösteriyorlar. Yargıyı teslim almışlar. Aldıkları teslim aldıkları yargıyla milletvekillerinin vekilliklerini düşürüyorlar belediye başkanlarının belediye başkanlıklarını düşürüp kayyum atıyorlar. Derneklerin yönetim kurullarına varıncaya kadar bir tek kişi dahi suça karışırsa dernekleri kapatmaya çalışıyorlar. Halkı susturmaya çalışıyorlar. Neden mi? Çünkü Türkiye'yi yönetemiyorlar. Neden mi? Türkiye açlıkla karşı karşıya. Neden mi? pandemi sürecini doğru yönetemedikleri için insanlarımız, sağlıkçılarımız ölüyor. Neden mi? Yedek akçeye varıncaya kadar her şeyi sıfırladıkları için şu anda Türkiye açlık ve yoksullukla karşı karşıya. Peki milletin sesi kim? Milletin sesi vekiller. Onun için ne yapıyorlar? Onları da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yok etmeye çalışıyorlar. Gerekirse diyorlar ki parti kapatılır. Sonra muhalefeti değiştiririz. Biz muhalefete de provokasyon yaparız, çeşitli oyunlar yaparız, onları terörle ilişkiliymiş gibi gösteririz, böyle bir algı yaratmaya çalışırız ve muhalefeti de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yok eder yeni bir muhalefet anlayışı, yandaş muhalefet anlayışı dizayn ederiz diyorlar. Ama buradan sözümüz söz. Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'nın birer milletvekilleri olarak asla vazgeçmeyeceğiz. Ülkemiz layık, demokratik, özgür parlamenter sisteme kavuşuncaya kadar, Türkiye'de liyakat sistemi gelinceye kadar, milletin sesi olan milletvekillerimizin sesinin kısılmayacağı güne kadar, insanlarımızın özgürce huzur içinde bir ülkede yaşadığı güne kadar, bilim insanlarımızın, öğrencilerimizin, işçilerimizin, nakliyecilerin, Türkiye'de çalışan herkesin, iş insanlarının mutlu, huzurlu bir ülkede üretim yaptığı güne kadar hep birlikte direneceğiz ve sonunda kötüler kaybedecek, biz kazanacağız. Zalimler kaybedecek, iyiler kazanacak ve göreceksiniz ki Türkiye layık olduğu yönetime er ya da geç kavuşacak başka sorusu olan. Şöyle. Çünkü iktidar partisi görevini yapmadığı için bu uluslararası anlaşmalar görüşülüyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Türkiye'nin hiçbir derdi yok, hiçbir sorunu yok. Bütün siyasi partilerin uzlaşıyla altına imza attığı uluslararası anlaşmalar geliyor. Böyle zamanlarda milletvekillerimiz milletin sesi oldukları için alandalar, sağdalar. Peki biz Gergerlioğlu'nun bugün okunup okunmayacağını biliyoruz mu? Hayır, bilmiyoruz. Peki yarım saat bir saate kadar HDP'nin bundan haberi var mıydı? Hayır yoktu. Arandılar mı? Hayır bilgilendirilmediler. Biz meclis toplantıları başlamadan önce danışma toplantısı yaparız. Meclisin danışma toplantılarının başkanlığını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yapar. Bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülmesinin söz konusu olduğu bir günde bildiklerdik ki meclis başkanlığını Sayın Meclis Başkanı yapsın yaptı mı hayır yapmadı bir bilgi verdi mi bize hayır vermedi peki meclis başkan vekiline bir bilgi verildi mi hayır verilmedi bugün oturumu yönetecek olan meclis başkan vekili kendisine gündem gönderilene kadar ki gündem dakikalar kala gönderildi gergerlioğlu'nun bunun davasının okutulacağı söylenmedi o yüzden işte Türkiye Büyük Millet Meclisi atıl şekilde kullanılmaya çalışıyor. Biz muhalefet olarak her kim milletvekilimiz orada bir sıkıntı yaşarsa haktan, hukuktan ve adaletten yana yanlarında olacağız. Gerçeklerin arkasında durmaya çalışacağız. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu ne diyorsa o. Mısır konusunda da Kemal Kılıçdaroğlu bunu e, bu devleti e, uyardı. Dedi ki, o biti kuralım dedi. Biz dedi, kendi sorunlarımıza, Orta Doğu'daki kendi sorunlarımıza çare arıyorsak bunu biz yapalım. Yani bu işin içerisinde olan devletler yapsın dedi. Amerikan emperyalizmine teslim olmayalım. Rusya'ya teslim olmayalım, Çin'e teslim olmayalım. Orta Doğu'nun sorunlarını Orta Doğu'daki ülkeler halletsin dedi. Mısır'dan bağlarını kopartmakla, Suriye'ye savaş açmakla, başka ülkelerinin iç işlerine karışmakla Türkiye fayda bulamaz dedi. Ve ona seslendi. Hiç kimseden ders almıyorsan ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten ders al. O yurtta barış, cihanda barış dedi. Sen komşularından kavga ederek, onlarla diplomatik bağlarını kopartarak sen dünyada bir mücadele alanı kendine yaratamazsın dedi. Doğu Akdeniz'le karşılaştığımız ve sıkıştığımız bu günlerde görüyoruz ki onlar da gerçekleri görmeye başladılar. Şimdi düşman ilan ettikleri Mısır'la bir diplomatik bağ kurmaya çalışıyorlar. E biz bunu daha önceden söyledik ama bunu muhalefet söyleyince muhalefet her şeye karşı çıkmış oluyor. Ama Türkiye dışarıda ticaret yapamıyor. Ülkeleriyle düşmanlık içerisinde yabancı ülkelerle özellikle komşularımızla düşmanlık içerisinde kalıyor. Ve Türkiye kendi içinde de yandaşlarından başka üretmeyen bir ekonomiyi destekleyince dünyada da sıkışınca bu sefer Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri yankılanmaya başlıyor. Gerçekler yankılanmaya başlıyor. Bunların iki yüzlü politikaları yankılanmaya başlıyor ve herkes görüyor ki bunlar her şeyde yanılmışlar. Abdullah Öcalan'la oturdukları gün yanıldılar. Kara Yılan'la oturdukları gün yanıldılar. Habur sınır kapısını açıp da teröristleri içeriye aldıkları gün yanıldılar. Fethullah Gülen cemaatiyle ülkeyi yönetmeye kalktılar, yanıldılar. Genel Kurmay Başkanımızı ve Türkiye'nin demokratlarını içeriye attılar, yanıldılar. Mısır'la, Suriye'yle savaş açtılar, diplomatik bağları koparttılar, yanıldılar. Ülkeyi yönetirken üreten bir Türkiye dedik, hayır dediler. Tüketen bir Türkiye ile ithal eden bir Türkiye Türkiye'yi yöneteceğiz dediler, yanıldılar. Yanılmadıkları tek bir şey var. Kendi yandaşlarını milyarder yaptılar. Kendileri safaat içerisindeler. Sarayda yaşıyorlar, yandaşları da milyarder oldular. Ama Türkiye ne içeride ne dışarıda bu şekilde yönetilmez. Türkiye hırsızlardan ve FETÖ'cülere destek verenlerden büyük elçi atayarak diplomasini yürütemez. Başka sorusu? Yok, teşekkür ediyorum.